daha önce ekranlarınıza getirmiştik. Antalya'da önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2 yıl süren bir çalışmayla ilk etabı açılan Boğaçay'ın da işler istendiği gibi gitmiyor. Suyun durgunlaşması nedeniyle oluşan yosun, kötü koku ve sivrisineğe yol açıldı oradaki birikintiler. Vatandaşların oldukça şikayetçi olduğu durumla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Cem Oğuz çok önemli açıklamalar yaptı. Proje başlamadan önce uyarıların dikkate alınmadığını belirten Oğuz, sürecin oldukça meşakkatli ve maliyetli olduğuna dikkat çekti ve vatandaşların bu sorundan kurtulması için çalıştıklarını, çaba sarf ettiklerini aktardı. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından ilk kez 2015 yılında tanıtılan ve 2 yıl önce çalışmalarına başlanan Boğaçayı projesinin ilk etabı yaklaşık 6 ay önce hizmete açılmıştı. Ancak akarsuyla birlikte gelen verimli toprak Boğaçayı'ndaki derinliği doldurunca yosunlaşma, kötü koku ve sivrisinekler oluştu. Mil suyu geldi burayı doldurdu. O mil suyu daha sonra yosun oluşturdu. Şu gördüğünüz pislik geçen sene yoktu balık dahi avlayamazsınız. sinek her tarafımızı ısırıyor. Sivrisinek ve normal kara sinek çok. İlaçlama milaçlama ile de baş edecek gibi değil. Boğaçoy'una sadece balık tutmaya gelenlerin bile dikkatini çeken kirlilik çevre sakinlerinin de en büyük şikayet konusu haline geldi. Şu son günlerde böyle bir sinek böcek onlar var. Onlardan rahatsız olmaya başladık. Burada 6 senedir görevliyim. E, bu 6 sene zarfında burada bu kadar karasinek ya da sivrisinekten şikayetçi olduğumuz bir dönem daha olmadı. Sivrisinek ve kokudan dolayı bu güzel boğa çayının gidişatı çok iyi görünmüyor. Özellikle sivrisinekler yediğimiz yemeklerin içinde kıyafetlerimize daha iyi yapışır vaziyette. Proje aslında mühendislik hataları ve taşkın tehlikesi nedeniyle dört kez revizyondan geçti. Denizin içeri alınması planlansa da bundan da son anda olumlu bir şekilde vazgeçildi. Kazılan bu alanda yukarıdan belli bir debiyle ...bir rusubat dediğimiz... ...kum çakıllar gelecek... ...dibe çökelecek... ...bitkilenme olacak... ...bitkilenme ile birlikte yosunlaşma olacak... ...oksijen miktarı... E, ...oksijen miktarı sorunu olacak... ...organik madde sorunları... ...oluşacak ve bir çamurlaşma... ...oluşacak bu gelen rusubatın belli bir dönem... ...ve bu çamurlaşma ile birlikte... ...hidrojen sülfür... ...etkisiyle burada kokular... ...oluşacak... ...tabii e, sinek, bataklık sineklerinin çoğalacağı buna bağlı olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz projeye karşı çıkılmasına neden olan ihtimallerin tek tek gerçekleştiğini belirtti. Bitkileri kesemiyorsunuz çünkü bitkiler de Biliyorsunuz e, oksijen de yayacaklar. E, dolayısıyla o bitkiler e, kestiğiniz zaman, köklediğiniz zaman çamur dibi. O çamur şu an insanlar turizm mevsiminde Konyaaltı kıyısında denize giriyorlar. O çamur denize ulaştığı zaman insanlar denize giremeyecekler. Bunun üzerine belediyemiz, konu uzmanı, akademisyenler, meslek odaları, e, dan kurulu bir bilim kurulu oluşturarak e, geçtiğimiz hafta ve bu hafta içerisinde çalışmalara başladı ve dün itibariyle de bilim kurulunun öngördüğü oradaki analizler yapıldı. Su kalitesinden hidrojeolojik yapıya varıncaya kadar sediman miktarının ölçülmesine varıncaya kadar deneyler başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kıyı liman mühendisliği bölümlerinden uzman akademisyen hocalarımızı davet ettik. Proje müelliflerinde işte öngörülemeyen bu sebeplerin nedenini onlardan soracağız. Yani onlar da öngörememişler. 34 santim bir yıldaki 5 ayda 6 ayda 1.70 santime neden çıktı? Burada ne yapabiliriz? Onların da görüşlerini alacağız. Suyun durgunlaşması nedeniyle bakterilerin çoğaldığına dikkati çeken Oğuz, ummalı bir çalışma yaptıklarını vurguladı. Her sene buranın Yılda iki kez belki çöken sedimeni, rusubatı bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Bunun da hakikaten teknik yönünde oldukça zor. Suyu devamlı hareketlendirmemiz gerekiyor oksijeni yapmamız için. Bunun için fıskiye sistemleri gibi bir takım sistemlerin kurulması lazım. Tabii o sistemleri kurduğunuz zaman, Kışın gelebilecek bir taşkında o fıskiye sistemlerini alıp söküp götürecek, söküp takmalı olacak. E bu sistem de çok e, uzun vadeli olamayacak. E, koku ve sinek haliyle bunlar da olacak. İşte bunların hepsini nasıl bertaraf ederiz? Gerçekten e, bu proje. Uzmanların da daha önce söylediği gibi e, sorun bir proje e, olarak gördükleri projenin şu an hepimiz yaşıyoruz. Ama bir büyükşehir belediyesi olarak da bilim insanlarının, meslek odalarının görüşü doğrultusunda da kısa, orta ve uzun vadede çözüm yollarına gireceğiz.